Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yaralı Kalbim dizisinde heyecan devam ediyor. Yaralı Kalbim dizisinde Git, Man'a çok kibirli olduğunu, hatalı olduğu halde suçu kendi üstüne attığını söyler. Man, Git'i dinledikten sonra özür dilerim der. Git, şok olmuştur. Kibir abidesi Man, Git'ten özür dilemişti. Bu sırada şirkete gelen büyük anne ikiliyi izlemektedir. Büyük anne Man'ın özür dilemesinden çok şaşkındır. Büyük anne Git'i çok sevmiştir. Şaşa Git'le Man'ın arasında neler olduğunu merak eder. Büyük anne Man'a bir sürprizi olduğunu söyler. Bu sırada dev şirkete girer. Ağır adımlarla Man'ın odasına girer. Hindistan'dan tekrar dönmesine yardım ettiği için teşekkür eder. Man'ın halindeki değişiklik devin dikkatini çeker ve sen aşık mı oldun der. Man'ın aklına hemen Git gelir. Man hemen toparlanıp böyle bir şeyin olmadığını söyler ve devi eve gönderir. Dev Git'in yanına kadar gelmiş ancak Git devi görmemiştir. Büyük anne eve giderken Git'in yanına uğrar. Erkek arkadaşı var mı yok mu lafın arasında öğrenir. Büyük anne Git'i çok sevmiştir. Toplantıdaki adamlar tekrar gelmiştir ve projede Git'in de çalışmasını istemiştir. Man kabul etmese de adam ısrar eder. Git deneyimi olmadığı için böyle bir sorumluluktan çok korkar. Aynı zamanda Man da Git'in bu işin altında kalmayacağını düşünür. Ancak mecburen iş Git'indir. Şaşa Git'in rezil etmek için bu fırsatı değerlendirir ve proje için verilecek partinin sorumluluğunu Git'e verir. Dev büyük annesinin evine gelmiştir ve yaptığı hatalar yüzünden bir kez daha özür diler. Dev karşısında Nayantara'yı görünce mutlu olur. Ancak karısı Dev'i sıcak karşılamaz. Dev Nayantara'ya sürpriz hazırlamak ister. Git oteli arar ve parti için salonu kiralamak istediğini söyler. Dev de aynı oteli arar, salonu kiralamak istediğini söyler. Görevli Dev'e kiralandı der. Dev de kiralayanla konuşmak ister. Git ve Dev telefonda konuşurlar. Git sesi Dev'inkine benzetir. Ancak çok yoğun olduğundan üstünde durmaz. Git salondan vazgeçmez. Dev de aynı otelin bir odasını tutar. Ertesi gün Git çok streslidir. Partide her şeyin sorunsuz olması için çok uğraşır. Man Git'e çok dikkatli olmasını, hata yaparsa bu defa affetmeyeceğini söyler. Bu sırada Git ağlar. Man neden ağladığını sorar. Git nasıl parti yapacağını bilemediğini söyler. Man otur sana söyleyeceğim der. Man tüm detayları Git'e yazdırır. Git mutlu olur ve otele gidip tüm hazırlıklarla ilgilenir. Şaşa Git'i rezil etmek için harekete geçer. Yemekleri değiştirir. Dev de aynı otelin başka odasında Nayantara'ya sürpriz hazırlar. Man'la Dev otelde karşılaşır. Git hazırlıklarla ilgilenirken Man hayran hayran Git'i izler. Git düşecekken Man koşup Git'i tutar. İkili arasında romantik dakikalar yaşanır. Partinin saatiyle ilgili bir sorun çıkar. Kabak gene Git'in başına patlar. Man Git'e geleni sayar. Git üzgün bir şekilde otelde dolaşırken Nayantara'nın yanından geçer. Ancak görmez. Şaşa'nın yardımcısı Git'e bir paket getirir ve Man'ın bu elbiseyi ona gönderdiğini söyler. Git elbiseyi gördüğünde şok olur. Elbise kötü bir elbisedir. Misafirler gelir ancak Git ortada yoktur. Dev ise Nayantara'nın gönlünü almak için bir sürü süslü kelime söyler. Nayantara sonunda Dev'e karşı yumuşamıştır. Git elbiseyi giyip aşağı iner. Salondaki tüm erkekler Git'in güzelliği karşısında dili tutulur. Yaralı Kalbim dizisi özetlerini kanalımda bulabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.